Kimileri güz için hüzün mevsimidir der. Asıl yaprak sararmazsa, çiçek tohumlarını dökmezse hüzünlenmek lazım. Öyle değil mi benim güzel kızlarıma? Siz de bir güzel yeniden yeşermeye duracaksınız. Sizi duyuyorlar mı? Duymaz olurlar mı? Onlar da diğer canlılar gibi sevginin sesini tanırlar. Kızlar atölyedeydi. Gökçe de burada olduğunuzu söyledi. Ben de önce bir sizi görmek istedim. Ay, iyi ettin. Aa, otur yavrum, otur. O elindekiler ne? Okumamı istediğiniz öykülerim. Yani kaldırıp kenara atmışım, çıkarttım onları. Okudun öyleyse? Yani aslında amatör şeyler ama okuyunca da ya İpek sen neler yazmışsın da dedim kendi kendime. Öyleyse senin internet siteni açmanın vakti geldi. Ya ya açmalı mıyız? O kadar emin değilim. Yani tekrardan yazabilir miyim? Açıkçası ondan biraz endişeliyim. Solmadan yeniden açılmaz evladım. Sen nicedir tohumlarını toprağın altına atmışsın. Onlar açacağı zamanı bilir. Yeter ki sen engel olma. Şimdi açma vakti diyorsunuz yani. Ben demiyorum, sen diyorsun. Yani o zaman denemekte fayda var. Ha şöyle. Bak ben kaç yaşına gelmiş bir kadınım. Ben dört gözle senin blog açmanı bekliyorum ki takipçin olayım. Sayende teknolojiyle barışacağım. Hiç olmazsa bunu düşün ha. Ay çok teşekkürler Türkan anne, çok teşekkürler. Görmek ister misiniz? Bakın. Şöyle bir şey yazmışım. Şu benim ilk daha evlenmeden önce yazdığım. Evet Orhan. Dünden beri anlatacağım, anlatacağım deyip duruyorsun. Anlat bakalım, ne anlatacaksın? Gökçe, ben garajda öyle isteyerek çekmedim kolumu. Hı hı. Canın nasıl yanmıştır kim bilir. Sen niye utanıyorsun ki yarandan? Niye utanayım ki? Yusuf'tan yadigar o bana. Hem ben yaramı çok seviyorum. Nasıl? Yaranı seviyorsun. Bazı yaralar vardır. Canlıdır aslında. Böyle seni hayatta tutan bir organ gibi. Bu yara da onlardan biri. Onunla dertleşirim. Dert ortağım benim. İnsan bazen yarasıyla konuşuyormuş. Çaresiz kalınca demek ki. Sen birden öyle
kolumu sıyırınca... ben naneden çektim yani yaramı sakladığımdan değil. Niye saklayayım ki senden yaramı? Nasıl oldu o yara? Kızlar bilmiyorum bu öyküler okunmaya değer mi? Yani boş boşuna açmayalım biliyor. Ay kızım biraz kendine güven İpek. Rabiş. Şu öykülerin içinden bir tanesini rastgele seçerek oku lütfen. Bu ayrılık anını uzatmak istemiyordun İlgün. Arkasına dönüp bakmadan eczaneden çıktı. Biliyordu, bir an için dönüp bakmaya kalksa ayrılamazdı şiirlerinden. Kaldırım taşları sökülmüş sokakta hızlı adımlarla uzaklaşırken... İçinde büyük bir boşluk duydu. Hafiflik değil, düpedüz boşluktu bu. Üşüyen ellerini yağmurluğunun cebine soktu. O da neydi? Yoksa... sol cebinin astarı uzun zamandır yırtıktı. O yırtıktan hiç ummadığı anda karşısına çıkıveren bozuk paraları, kağıt mendilleri, küçük not kağıtlarını sevdiği için ne zamandır dikmeye direniyordu. Hem zaten dikiş de bilmezdi ki Nilgün. Kalbi çarparak elini yırtık astardan içeri bıraktı. Evet, işte oradaydı. Parmaklarının arasında. Bir şiir gitmeye direnmişti. Yavaşça elini cebinden çıkardı. Sol avucunda tuttuğu şiiri iştahla okudu. İşte bu, İpekçem işte bu. Ya kız sen, seni senaryo ekibime dahil etmek istiyorum. Kız sen resmen öykücüymüşsün ya. Ay sen ünlü bir yazı tamam. Alınca bizi unutmazsın değil mi? Tamam, unutma. Tamam. Kızım sen bu kadar yeteneklisin. Meydanı bırakmışsın narsist kocana. Kesinlikle bu yazıyı ilk bloğumuza koymamız lazım. Bence de çok etkileyici. İlk bu olsun. Kızlar gerçekten beğendiniz mi? Ay beğenmek ne demek ya? Bayıldık, bayıldık. Bayıldık kız. Hadi İpekçim biz hemen Mete'ye gidelim. Bir an evvel halledelim şu işi. Ay hadi o zaman. Hadi bakalım. Yusuf'la hurda topluyorduk Adana'nın sokaklarında. Kazandığımız parayla gofret alacaktık. Kim bilir daha neler neler. O gün nasibimiz dayakla başladı. Böyle bir inşaatın köşesinde demirler, bakırlar, bağırışmalar, çağrışmalar derken güzel bir paladılar bizi. Siz daha çocuksunuz. Nasıl içleri el vermiş size vurmaya? Ya ben kendi acıma değil de Yusuf'un ağlamasına aklımda kaldı hele. Ehsan hiç dayanamaz kardeşinin ağlamasına bilirim. Ali şimdi ağlayınca hep benim de burama böyle bir dağ otururdu. Biz böyle, biz mağazaların kolilerini falan toplardık Yusuf'la. Yine bir gün sokakta koliler, Yusuf heyecanlandı görsen. Şimdi görsen böyle tuhaf gelir sana aslında ama demek ki bir şeyin olmayınca bulduğun şey de hazine gibi geliyor. Böyle ahşap meyve kasalarının içerisinde biraz kutu, biraz hurda, bir de biz yaşlarda bir çocuğun kazağı vardı. Yusuf kazağı böyle tuttu kendine. Orhan dedi, yakışmış mı? Kıyamam ya. Nasıl sevinmiştir kim bilir. Ben hızla gelen arabayı görünce atıverdim kendimi üstüne. Garibim o da kaza alacağım zannetti, korktu. Yüzünde hayal kırıklığı gitmiyor. O kaza elinden alacağım sandı. Can havliyle ittim ama ben bana. Ama işte araba bana çarptı. Sonrasında sirenler, polisler, ambulanslar. Bir de bana çarpan adam ben öleceğim sanmış. Adam ağlıyor, Yusuf ağlıyor. Ben Yusuf'a bakıp ağlıyorum. Kafamı kaldırdım göğe. Mavi'ye. Mavi annemmiş ya benim. Öleceğini düşünürken birinin saçını okşamaması fenaymış diyorum. Thank you.
Evet Zehroş'um. Cem'in bu şarkıyı yazmasına vesile oldun. Ama şimdi benim bunu bestelememe yardım edeceksin. Tamam mı canım kardeşim? Bernoş'um. Alnımda Cem Berna Seten çifti, yardım meleği falan yazıyor da ben mi görmüyorum? Ay bu nedir canım ya? Bir salın beni. Karısından ayrı, kocasından ayrı çekiyorum. Aa. Tamam alnında yazmamış olabilir ama sen bir meleksin Zehroş'um. Ve bana yardım edeceksin tamam mı? Hadi. Nasıldı? Deneyeceğiz. Deniz. 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 Gözlerinde sen kokan bir şiir. Bir daha yapalım. Deniz gözlerinde sen kokan bir şehirde hikayeler düşlendi. Papatya suretinde. Bence bu şarkıyı tüy gibi söylemelisin. Senin sesin de öyle zaten yumuşacık. Bence tam tersi. Böyle türkü gibi falan olmalı yani. Ay sen türkü falan söyleyemezsin Bernoş. Şöyle yumuşak bir tonda söyle bakayım sen. Tamam. Deniz gözlerindi. Sen kok... Bak yanlış basıyorsun galiba. Sen ondan oluyor. Sen kokan bir şehirde de... Bernoş'um. Azıcık duygu katsana melodiye ya. Kocam bu şarkıyı sana yazdı. Senin için yazıldı bu şarkı. Berna şarkısı bu. Böyle düz yazı okur gibi okuyorsun. Ya tamam tamam sinirlenme. Bak sanat sinir kaldırmaz. Ben şimdi konsantre olacağım. Kendimi böyle kırlarda koşarmışçasına hayal edip bu şarkıyı çok güzel bir şekilde söyleyeceğim. Tamam Bernoş'um ciddileş baştan hadi. Deniz gözlerindi. Sen kokan bir şehirde. Hikayeler düşlendi. Papatya suretinde. Biz bu işi ilerletiriz. Evet. Notalara bir bakmak lazım ama tekrar yok şu an. Evet. Tamam. Olur. Bence bu iş oldu. Biz beceriyoruz bu işi. Ay çok heyecanlı değil mi? Birçok insan hikayelerini okuyacak. Ya bilmiyorum bu iyi bir şey mi? Ya olumsuz yorumlar gelirse? İpek abla söyleyeyim ben sana. Sanal ortam acımasızdır. Demedi deme. Klavyesi olan mesaj atıyor vallahi. Söyleyenleri ciddiye almayacaksın. Ciddiye alıyorsan da belli etmeyeceksin. Zaten nasıl belli edebilirim ki ciddiye aldığımı? Ya iletişime geçmeyeceksin. Ne bileyim konuşmayacaksın bunun gibi şeyler. Aa yok bir şey söyleyeceğim. Öyle olumsuz bir yorum gelirse ben dayanamam eleştiririm. Benden sana bir tavsiye İpek abla. Kimseyle polemiğe girmeyeceksin. Ne bileyim kötü yorum geliyorsa da... Dalga geç. Aa, nereden biliyorsunuz kötü yorum yazılacağını? Önce bir bloğu açalım da. Evet, blog dünyasına hoş geldiniz. Genç ve yetenekli hanımlar. Evet abla, renkler nasıl olmuş? Ay Rabia çok güzel durmuyor mu? Yani böyle estetik, samimi bir havası olmuş. Çok güzel olmuş. Benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bu açılış sayfasına senin mottolarından birini yazsak. Nasıl olur Netan? Sanırım içime Nurhayat abla kaçtı. Kadının fendi, erkeği yendi gibi gibi bir şeyler yazarız. Soldan soldan geliyor bu. Nurhayat abla var ya benim psikolojim bozdu ya. Of. Ya Nurhayat dedim. Ama gözünü seveyim İpek abla. Nurhayat falan deme. Her an bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Vallahi akşama kadar bitmez işimiz. Şşt. Metehan. Ayıp ama. Onun film senaryosunda bana söylediği bir şeyler vardı. Onu acaba ana sayfaya mı koysak? Dur ne demişti? Çocuklarını taşıdı, eşini taşıdı, hayatın zorluklarını taşıdı. Zaman hep onun aleyhine işlerken kocası yükseldikçe yükseldi. Sonuç terk edildi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. O içindeki kadını keşfetti ve küllerinden yeniden doğdu. Vay 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 Nurhayat ablaya bak sen ya. Demek ki Nurhayat ablanın içinde bir tane senarist yetişiyormuş. Gerçekten de öyle.
Tamam, şimdi ben bunları siteye yüklerim. Yüklemesine de önemli olan bloğun adı ne olacak? İpek'in düşler durağı. Güzel. Nasıl? Güzel. Avukat bey, vallahi iki arada bir derede kaldım. Aşağıya tükürsem sakal, yukarıya tükürsem bıyık. Sizi bu kadar arada bırakan mevzu nedir merak ettim doğrusu. Hiç kimse benim yerimde olmak istemez. Hayır, ben de kendi yerimde olmak istemiyorum zaten ama getirmeyin dedim. Yine de getirdiler. Ya bir dakika, bir dakika. Önce nerede olmak istemiyorsunuz onu bir anlayalım. Ondan sonra kim ne getirdi getirmedi sırasıyla konuşuruz. Yani yavaş yavaş, sakin sakin. Hani derler ya, ev alma komşu al diye avukat bey. Heh, tam olarak onu yaşıyorum şu anda. Bundan iki yıl önce çok şükür güzel, içimize sinen bir daire aldık eşimle. Daire güzel mi güzel ama yani apartman bildiğin Agatha Christie romanından fırlamış, günümüze düşmüş. Allah Allah. Şimdi iyice merakımı cezbettiniz. Yani sizin apartman polisiye bir romandan fırlamış gibi ha? Aynen öyle. Kim doğru söylüyor hiç anlamadım. Hepi topu hesaplasanız bizimle beraber 5 daireyiz. Bizden önce neler olmuş bilmiyorum. Birinci kattaki teyze üst kattaki komşusunun kendini öldüreceğini düşünüyor. Hatta korkutmak için alttan şalteri attırıp elektriği kestiğini düşünüyor. Üst kattaki komşuya selam verince 5 yazlı olduğunu, İstanbul'un çok güzel semtlerinde 3 tane dairesi olduğunu mütemadiyen anlatıyor. Allah Allah. Yani çok ilginç komşularınız varmış. Yani hiç istemesem de böyle sorumlu insanlarla iletişimi mecbur da olsa böyle asgari seviyede tutmak lazım diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyordum ama sen gençsin, biz yıllardır yapıyoruz diye bir yöneticilik meselesi açtılar başıma. İstemiyorum dedim. Yani birbirlerine de hiç güvenmedikleri için beni kurban seçtiler aralarında. Ya olur mu canım öyle şey? Yani siz istemiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Yani net koyun tavrınızı. Dışarıdan yasal bir yönetici tutulsun. İyi diyorsunuz da buna kimse yanaşmıyor. Tam iş o noktaya geliyor, kalıyor. Allah Allah. Peki anlamadığım şey, benden ne istiyorsunuz? Şimdi ben de elimi ayağımı çeksem hiçbir şey yapılmayacak. Bina kendi halinde kalacak. Asansörü mühürlediler. Eksikleri de gideremiyoruz inattan. Birisi o versin diyor, birisi benim tanıdığım asansörcü yapsın diyor. İkisiyle de baş etmek çok zor. Leopar gibiler mübarek. Anladığım kadarıyla İrfan Bey, aklı başında bir apartman sakini olarak işlerin başında durmanız gerekiyor. Ayrılamıyorsunuz da. Öyleyse diplomasi yöntemlerini biraz devreye sokmak lazım. Nasıl olacak o avukat bey? Şimdi yasal yönetici tutulamıyor madem. Siz idare edeceksiniz. Yırtıcı hayvanlar gibi, leopar gibi demiştiniz değil mi? Leopar olmaz, kurt olur. Yırtıcı oldukları kesin. Madem komşularınız yırtıcı, ben size minik sevimli köpeğin hikayesini anlatayım. Minik sevimli köpek mi? Atiye'nin kahveleri köpüklü olur. Atiye'nin kahveleri... Ay, senin babanın. Ay, ama ayıplı kelime yok. Kız ne ayıplı kelimesi? Babanın kahvelerini dökecektin az kalsın. Kızım sen ne yapıyorsun ha? Çocuk musun sen? Ya Atiye abla ne yapayım ben? Böyle seni görünce aklıma muzurluklar geliyor. Böyle seni gıdıklamak istiyorum, sevmek istiyorum. Bana bak Berna, ben şimdi şu kahveleri götürüp geleyim. Ondan sonra muzurluk ne demekmiş işte o zaman göreceksin sen. Hiç merak etme. Ne öyle? Kahveler gitti, köpükleri gitti. Yırtıcı komşularıma karşı bana minik bir köpek olmayı mı önereceksiniz avukat bey? Ön yargılı olmayın İrfan Bey. Minik bir köpek diyerek geçmeden önce de bir dinleyin bakalım. Gel Atiye'ciğim. Atiye Hanım da çok güzel kahve yapar. Eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim Atiye Hanım. Başka bir ihtiyacınız var mı Ömer Bey? Teşekkür ederim, yoktur. Sağ olun. Evet. Sizin
O beğenmediğiniz minik köpekçik ormanın kenarında oynarken kendini kelebeklere kaptırmış. Kelebeklerin peşinde. Çiçekleri kokla derken birdenbire ormanın içinde kaybolduğunu fark etmiş. Öyle kara kara düşünürken birdenbire bir bakmış ki karşısında bir leopar kendisine doğru yaklaşmakta. Belli ki aç ve günlük yiyeceğini arıyor. Eyvah, o leopar bizim apartmandaki Hilmi Bey'dir, Hilmi Bey. Artık Hilmi Bey mi, diğer apartman sakinlerinden biri mi, siz karar verin. Eyvah demiş bizim küçük köpek, şimdi başım dertte. Dert ne, ne dert? Şöyle bir etrafına bakmış, yerde kemik parçaları görmüş. Bir anda karar vermiş ve leopara sırtını döner bir vaziyette kemikleri kemirmeye başlamış. Bir taraftan da leoparın ne yaptığını, ne yapacağını kestirmeye çalışıyormuş. Leopar yaklaşmış, tam saldıracakken bizim minik köpek sesli bir şekilde leopara duyurmuş. Ne kadar lezzetli bir leoparmış. Acaba bu leopardan etrafta başka bir tane daha var mı demiş. Vay, kurnaza bak. Bunu duyan leopar bir anda donmuş kalmış, şaşırmış tabii. Hemen oradaki ağaca sıçramış ve yaprakların arasına gizlenmiş. Tam zamanında kurtardım. Yoksa bu köpeğe yem olacaktım diye düşünmüş. Vallahi çok akıllıymış sizin bu köpek. Durun İrfan Bey, durun hele, daha bitmedi. Leopar bu, böyle kolay vazgeçer mi? Geçmezler, geçmezler. Bizim apartmandaki Hilmi Bey de asla vazgeçmez. Leopar'ın tam arkasındaki dalda bir maymun bütün olaya şahit olmuş. Tabii o maymun da az çakal değilmiş. Kendini yiyeceğini düşünmüştür maymun, kesin. Aynen öyle düşünmüş. Ama bildiklerini leopara anlatırsa kurtarabileceğini hesap etmiş. Ve leoparın yanına giderek olanı biteni gördüğünü hepsini anlatmış. Tabii bunu duyan leopar önce kendine sonra köpeğe inanılmaz kızmış. Ve demiş ki atla sırtıma, şimdi gidip o minik köpeği yakalayalım. Gitti minik köpek desenize, arkasından iş çevirdiler. Aman canım, siz de yem olmaya ne kadar hazır gibisiniz. Ya bir düşünün ya. Neyse, bizim minik köpek bakmış ki sırtında maymunla birlikte leopar süratle kendisine doğru yaklaşmakta. Tabii telaşlanmış. Hemen bir plan yapmaya başlamış. Ama kaçmaya da çalışmamış. Kaçamaz. Leopar hemen yakalar. Evet, yakalar. Bunun üzerine hemen sırtını dönmüş tekrar leopara ve kemikleri tekrar kemirmeye başlamış. Leopar yaklaşmış. Tam saldıracakken bizim minik köpek yeniden leopara sesini duyuracak şekilde konuşmuş. Bizim şu aptal maymun nerede kaldı yahu? Yarım saat önce bir leopar daha bulsun diye gönderdim. Bak, hala ortalarda yok. Helal olsun. Sizin şu minik köpek çok zekiymiş. Diplomasi kullanmayı bilince can kurtarır. Ben derim ki siz de bu yırtıcı leoparlara karşı diplomasiyi kullanın. Yani apartmandaki görevinize devam edin. Ya resmen böyle bir ceza. Ay! Helal! Ay! Ne oldu kız? Ay ne oldu? Afganlar mı bastı? Kız açtılar bile, o açtılar. Bakın bakın. Ay sen tetikte bloğun açılmasını mı bekliyordun? Alemsin Nur Hayat ya. Bakayım şuna. Ay adını da İpek'in düşler durağı koymuşlar. Aa bunlar senin cümlelerin değil mi İpek'e verdiğin senaryodaki? Ne? Kim? Nerede? Benim senaryom mu kullanmışlar? Kız sürüm sürüm süründürürüm onları, ben dava açarım. Bana bak. Tabii benim yazdığım her cümlenin gişede milyon dolarlık olduğunu anladılar. Bak kız, sokacağım ben onlara. Kim açmış? Kim? Benim senaryomu kim çalmış? Ya bir sus şuursuz be. Sus bir dakika be. Kimse çalmamış. Niye çalsın? Kızlar bloğa koymuşlar sadece. Aa öyle desene kız. Ay terapi arkadaşlarına can kurban. İdil'cim sen ne diyordun? Sen İpek'in eski arkadaşlarına mı ulaştın? Çok heyecanlıyım ya. Ay o kadar mutlu oldular ki. Düşünsene hiç tanımadıkları biri eski arkadaşlarından onlara haber getiriyor. Ay çok tatlılar ya. Çok iyi etmişsin. Ay
Nurhayat onlarca yıldır izini aradı. Bir zamanlar kız kardeşleri gibi gördüğü en yakın arkadaşları Leyli ve idolünü bulur. O anda sanki dünya durur, zaman durur. Kuşlar, börtü böcekler, taşlar Nurhayat'ın idol ve Leyli'sine kavuşmasına hüngür şakır gözyaşı döker. Nasıl Türkan teyzem? Ha? Bu sahne çok ağlatır ha, ben size diyeyim. Ya Dilcim, sen hiç böyle eski tanıdık, ne bileyim bir yapımcı, yönetmen, bir film ekibi falan yok mu? Yani bak, bu harika sahneler burada heba olup gidiyor. Değil mi Türkan teyze? Bana bak kız idol, sen nasıl arkadaşsın ha? Kız yok mu senin böyle etrafında tanıdık ekip mekip ha? Hayır ya, benim tanıdıklarım senin kalibren dediği şekerim, sana hafif kalırlar. Ay. Doğru söylüyorsun arkadaşım. Ben Hollywood'lara layığım. Tabii. Kız bu İpek'in arkadaşları neydi isimleri? Esra ile Zülal. Ha, onlar İpek'siz görüşmeye sonra devam etmişler. Aa, neden etmesinler? İpek kendini geri çekmiş. Bana bak idol, ayağınızı denk alın ha. Ben Selami'mle evlendikten sonra öyle Rabia ile bensiz yola devam edemezsiniz. Öyle hiçbir şey olmamış gibi sanki ya, öyle arkadaşlığınızı sürdüremezsiniz, tamam mı? Allah Allah. Hayır yani konu şimdi dönüp dolaşıp nasıl bize geldi ben anlamıyorum. Ya Türkan teyze bu iyice delirdi ha. Vallahi kafayı yedi. Evladım, arkadaşları İpek'i bırakmamış. Ama İpek evlenince bütün dünyası, işte çocukları, kocası olmuş. Onlar başta mutlaka ısrar etmişlerdir ama karşı taraf kendini çekerse onlar da ne yapsın artık? Bu kadar basit yani. Ay yok, ben gidip Selami'ye söyleyeceğim. Bana bak, ben herkesin öyle anası manası olamam ha. Benim biricik idolüm ve Leyli'm var, ona göre diyeceğim ha. Bir dakika, bir otur sen de bir otur. Hayret bir şey ya, bir dur ya, bir rahat dur ya. Nasıl sen şimdi bu konudan diğer bir konudan geldin, oradan dolaştın Selami'ye geldin, ben anlamıyorum ki. Otur, kımıldama. Kal öyle. Lütfen teyze. Zülal'le Esra bu akşam görüşmek istediler İpek'le. Ay harika bir haber bu. Evet. Ay, çok. İnşallah İpek itiraz etmez. Yok. Yok, ben gidip diyeceğim yani. Bana bak kamsi köylü Seloş. Benim öyle anan falan olmamı bekliyorsan avucunu yalarsın diyeceğim. Kadın dediğim bir çocuğunla nasıl olur kız? Yok Gökçe abla. Batu ya, yer yarıldı, yerin dibine girmedi ya bu gezegen. Sonuçta olay burada gerçekleşti. Elinden düşünce tam olarak nereye yuvarlandı Gökçe abla? Görebildin mi? Yok. İşte ben verdim, o almadı falan, çekiştirince böyle savruldu gitti bir yere, bilmiyorum. Keşke biraz daha büyük yapsaymışım bu gezegenleri. O zaman bulması daha kolay olurdu. Yok, yok Batucuğum, ondan değil. Orhan abin ben ilk verdiğimde büyütmeden meseleyi alsaydı, şimdi böyle kuyunun içinde iğne arar gibi arıyor olmayacaktık. Ama belli ki Orhan abi için çok değerliymiş bu gezegen. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz burada? Gezegeni arıyoruz. Şu gezegene bak arkadaş ya. Altına hücum eder gibi hepimizi topladık araca. Şu halimize bir bak. Of. Orhan. Heh. Bak ben düşündüm ki. Ne düşündün? Şey... İşte. Yani düşündüm ki... Ne? Buldum! Ya Zehruş'um lütfen ya. Bak ben aradım hastamı. Acil bir durum yokmuş, sonra geleceğim dedi. Sen de bir arasan hastanı, acil değilse gelmese falan. Ya bu çocuk oyuncağı mı Bernuş'um? Hı? Ya senin hastan yoksa sen gidebilirsin eve. Hem ben ne diyeceğim hastama? Ya acil bir durum var mı yok mu bir sor en azından. Belli ki babamın durumu da yoğun değil. Acaba Cem evde olmasaydı eve gitmek için böyle 40 takla atar mıydın? Merak ediyorum Bernuş'um. Atmazdım tabii ki. Atabilirdim. Ay bilmiyorum Zehra ya. Benim Cem'den Berna şarkısını bizzat duymam lazım ki notalarını kafamda oluşturabileyim. Hı, eve git, Cem'e de iş yaptırma. Tamam mı?
böyle bir tembelin bütün sektöre zararı olur diye bir atasözü falan uyduracağım şimdi. Of Zehroş'um ya. Hem bak eve gidelim, Rabiş'e soralım acaba Cem'e nasıl bir sürpriz yapabiliriz diye. Benim Cem'i en ince noktasından yakalamam lazım. Onu böyle ava giderken avlamam lazım. Ama bunun için senin de benim yanımda olman lazım canım ikizim. Ne olur ara, lütfen ara, lütfen ara, 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 lütfen. Ay tamam, tamam. Senin için ararım. Ama sadece erken gelip gelemeyeceğini sorarım, o kadar. Sen bir tanesin ya. Hemen sevinme öyle. Sadece soru sorarım. İsrar da etmem. Tamam. Ay ben seni ye! Canım ikizim. Arama kurtarma işleri benden soruluyor değil mi? Yani gezegeniniz kaybolur. Ne bileyim, göktaşınız yörüngeden çıkarsa... her türlü aksaklıkta beni çekinmeden arayabilirsiniz. Çok sağ ol Vatan. Bundan sonra bir şeyim kaybolsun. Söz soluğu senin yanında alacağım. Gel bakalım Neptüncük. Hop dedik. Böyle anlaşmadık bir kere. Hem ilk arama kurtarma işlemleri benden başladı. Batu'ya sor. Batu, anlatsana Gökçe ablana. Orhan abim Neptün için buralarda az sürünmedi desene. Bana ne? Ben kaptım. Kaptırmasaydın. Ben bu kızları anlamıyorum. Bir öyleler, bir böyleler. Neye inanacağımı şaşırdım. Kız Kulesi'nden hareme yalın ayak koşarım. Üstümü başımı parçalayacağım. Ya bir de geçmiş karşıma pis pis gülüyorsun Gökçe. Ben delirmeyeyim de kim delirsin? Ay tamam. Şaka yaptım be. Amma ağladın. Şaka mı? Hem ben gerçek olmadığını anlamıştım ki. Aha, anladın. Mahallede feryadın yankılandı be. Ya gülelim diye yaptım. Neptün, kızım. Korktun mu sen karanlıktan? Bak Pliton seni çok merak etti. Hadi teşekkür et Batuhan abine. Ne zaman başın sıkışırsa Batu abim burada Neptün. Aslan. Demek toparlanıyorsun ha? Evet İdil. Beni el birliğiyle kendime getirdiniz. Çok teşekkür ederim size. Şimdi Türkan anne ve Nur Hayat'a teşekkür ettikten sonra nefes almış bir İpek olarak çocuklarımın yanına gideyim. İnan bana, çocukların nefes almış İpek'in yanında daha huzurlu olacaklar. Ya kızlar, iyi ki tanımışım sizi. Ya kendimi böyle yeniden o heyecanlı genç kız gibi hissetmeye başladım. Gerçekten çok mutluyum senin adına. Ya baksana gözlerin içi gülüyor. Kendine gelmene gerçekten çok sevindim. İnsanın kendini böyle hissetmesi çok güzel bir şey. Yani herkese annelik yapamasam da... hepinizin bir kız kardeşi var ona göre. Madem bugün gidiyorsun o zaman sürprizimi ben açıklayayım. Esra ve Zülal'le konuştum. Bu akşam randevum var. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel. Bu akşam? Bu akşam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Madem bu akşam buluşma var... bu broşa ne zaman baksam aklıma İpek gelir. Kozasından yeni çıkmış bir İpek. Ya bu broş artık senin. Bu ay, çok değerli bir şey. Rabia çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Harika bir şey bu. Ay çok güzel. Baksana çok güzel. Kızlar sorarsa da Rabia seten tasarımı dersin. Aa tabii ki de. Tabii ki de. Çok güzel. Çok güzel, çok Atiye abla, Berna'ya bir şey der misin? Bir şey. Tüm sorunu çözdün şu an abla biliyor musun? Çok sağ ol. Çok yardımcı oldun. Ama sizin bana işiniz düşer. Ben intikamı sıcak sıcak kaşıklayan biriyim. Ya sen niye Atiye ablayı karıştırıyorsun bu mevzuya ya? Kadıncağızın ne suçu var Zehra? Gitmiyorum ben, anladınız mı? Burada böyle kalacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya Bernuş'um, ben de gelmeyi çok isterdim tabii ki. Aa kızlar. Ay vallahi ikiniz de kalın. Ben gideyim. Zaten Türkan anneyi de çok özlemiştim. Ya bak gördün. Aradım hastamı, konuştum. Erken gelemiyormuş.
Durumu da acilmiş. Duymadın mı? Duydum. Tamam bak, vallahi gocunma. Sen Atiye ablayı da al, gidin. Aşk olsun Zehra. Al Atiye ablayı da git derken... Hayır, sanki beni burada istemiyormuşsun gibime geldi. Korkma ablacığım. İntikam sıcak sıcak yenir dediysek... ağız yakar da demedik herhalde. Hele bir hafta başı gelsin. Ha, öyle diyorsun yani. Evet, öyle diyorum. Git de biraz kocan uğraşsın senle ya. Her gün ben uğraşıyorum, dır 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 dır. Aa, Atiye abla bak, bu kız gerçekten bir şeyler karıştırıyor. Bence hemen siper alalım. Yok canım, ne karıştıracağım ya? Ben o gözleri biliyorum, ben o gözleri. Hayır, bam. Yapmıyorum ya, beni rahat bırakın. Aa. Her şey için binlerce kez teşekkür ederim. Kendimi bulmama yardımcı oldunuz. Var olun. Yeni öykülerini merakla bekliyoruz. Bakarsın sinemaya uyarlarız hikayelerini ha. Sinemanın böyle gerçek hayatın süzgecinden elenmiş öykülere ihtiyacı var. Çocukların da mutlu bir anneye. Kendini tüketmiş bir ipek olarak girdiğim bu kapıdan... özgüvenli, nefes alan, yenilenmiş bir ipek olarak çıkıyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bye. Kahramanımız evine dönerken cepleri huzur doluydu biraz da. Örselenmiş duyguların geride bırakıldığı bir mevsim. Bitkilerin öz suyu çekilmek üzereydi yapraklardan. Ah sonbahar. Yağmurlarını niye saklıyorsun bizden ha? Hepimiz uç uç böcekleri gibi telaşlı o çiçek, bu çiçek. Nereye gittiniz kız tam en güzel yerinde? Tam efsane metafor yarattıydım ha. Uç uç böceklerinin telaşı. Kız! Kime diyorum acaba ben? Aa! Kız bir de beni kapıda mı bıraktınız? Alo! Cem abi bak, dediğim gibi Hakan abi uykuluk diye tutturmazsa mutfakta ne kadar iyi yiyecek varsa stok yapmamız lazım. İşte o zaman sigorta işinde hiçbir sıkıntı yaşamadan çözüyoruz olayı. Vallahi haklısın. Aklı yemekte olan bir Hakan'ı neredeyse dünyaya geri döndürmek imkansız. Ya bu adam ne yapıyor, ne ediyor? Herhangi bir sözcüğü alıyor, dönüştürüyor, dolaştırıyor, takla attırıyor, yemeğe bağlıyor. Var mı böyle bir şey ya? Sorma abi ya. Onun dışında şimdi artık ben mutfağa giremem. Girersen de bir şey çıkartamam. Senin kredin ve güvenilirliğin çok fazla. Ama benim bu krediyi şimdi hemen harcamasak mı ya? Bakarsın ters giden bir şeyler falan olur. Hayır, güvenilirliğimizi yitiririz piyasada. O açıdan. Abi bundan daha büyük acil durum mu var? Hatta bir söyleyeyim mi, tatbikat yapmamız lazım ya. Mutfakta ne kadar nevale, ne kadar yiyecek varsa toplamamız lazım. Hakan'ın ne yiyeceği, ne sevip sevmeyeceği belli değil ki. Hatta Batuhan'ı bile... bir an bile gözümü kırpmadan mutfağa salabilirim. Doğru söylüyorsun. Babama yakalanma stresindense bu belayı başımızdan savalım gitsin. Anlaştık. Saatleri ayarlayalım. Saatler ne alaka ya? He? Saat ne saat? Yapmayalım mı saatleri? Tamam tamam, şaka yapıyorum. Çok güldük ya. Vallahi çok komik ha. Tamam tamam. Zaten ikimiz mutfağa girersek çok dikkat çekeriz. Kendim diye söylemiyorum. Bizimkiler var ya benden Allah illallah etmişler, bıkmışlar benden ya. Şimdi beraber girersek de senin krediyi kaybetmeyelim. Öyle denk gelmişiz gibi. Geçiyordum uğradım gibisinden. Vay, sen de mi buradaydın diyerekten? Beni görmüş şaşıraraktan. Heh. Ama gözünü seveyim abi. Şaşırmayı biraz gerçekçi yap. Daha doğal. Kayınço, ya benim oyunculuk natürel biliyorsun. İşte Cem abi, bu durumdan çok emin değilim ya. Allah Allah. Hadi bakalım. Sen gör birazdan oyunculuğu, ya? Hadi görelim bakalım. Ben biliyorum bunları, çok duydum. Ah ah. Başımıza kim bilir neler gelecek şimdi. Bak
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri yeniden görmek çok güzel bu arada. Çok yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. Siz de öyle. Siz yani de. Bu yoğunluk içinde zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir çay arasında her zaman vakit harika var. Özellikle de sevdiğim insanlarla birlikte olunca. Çok güzel ya. Ne kadar güzel böyle yakından da görmek. Uzun zaman oldu. Çok, çok uzun zaman oldu. Çok güzel başarılarınızı takip ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Asıl şu anda ben merak ediyorum sizi. Biz bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Paris Moda Haftası'na hazırlandık. Fakat aslında şimdi yine böyle konuya hemen gireceğiz ama bizim eksiklerimiz var tabii ki yani. Kendimizi tanıtmakla ilgili, markamızı göstermekle ilgili. Evet. Birebir hani böyle aslında sosyal medyada da tabii ki çok ağırlıklı ya artık şimdi şu dönemde. Hele bu Covid'den dolayı internetten ulaşmak, sosyal medyadan ulaşmak çok daha kolay. Peki ne yapmalı da insanları bu kadar etki altına almalı? Mesela ben onu çok merak ediyorum. Evet. Şimdi yaptığınız işler hepinizin çok çok kıymetli ve bir şey üretiyorsunuz ve bu ürettiğiniz şeyi herkesin de görmesini ve hedef kitlenize ulaşmasını istiyorsunuz aslında. O yüzden de mecra da değişiyor. Eskiden bunu birazcık daha fiziki yapabiliyorduk ya da her şeyden daha azdı. Mesela takı tasarımı dediğimizde ya da işte kıyafetler dediğimizde ya da ayakkabılar dediğimizde ya da bir başka bir şey olduğunda bunlar zaten çok çok azdı. Ve zaten bir yer vardı onu gidip alabileceğimiz ya da bulabileceğimiz. Ama içinde bulunduğumuz dünya artık herkesin her şeyi yaptığı bir dünyaya dönüştü. Bu yüzden de sizin o ürettiklerinizin hak eder yerlerini bulması için kendinizi hedef kitlenize doğru ifade etmeniz gerekiyor. Bunun için de her ne iş yapıyorsak yapalım bu arada. Bu şu anda sizin için takı tasarımı, sizin için kıyafetlerin tasarımı ama o sizin bebekleriniz ve o ürettiğiniz şeyin doğru kitleyle buluşmasını istiyorsunuz. Mecra değişiyor çünkü artık fiziki olarak gösterdiğimiz şeyler işte yaşadığımız bu süreçlerin tamamından dolayı online tarafa doğru geçiyor. Mesela ben bile eğitimlerimi mesela artık online'da derslerimizi üniversitede bile online'da yapıyoruz. Ama diğer taraftan kıyafetleri, takıları da orada doğru gösterebilmek ya da sunduğumuz eğer bir fincansa dahi orada gösterebilmek çok çok önemli. Ama önemli olan ilk soru şu: acaba hedef kitlem kim? Ve hedef kitleme benim vaadim ne? Bunu yanıtlamak önce gerekiyor. Sizin vaadiniz ne? Duruşunuz ne? Sizin hikayeniz ne? O görselden de, o kıyafetten de ilk önce hikayeyi görmesi gerekiyor kişinin. Bu yüzden de hikaye oluşturmak lazım öncesinde. O yüzden bir koleksiyonsa bu, onun bir hikayesi merhaba olması gerekiyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ben de duyduğumda geldim. Sizle ilgili fikir alayım en azından duymuşken belli böyle bir şey koşa kaçırmayayım. Koşa koşa gelmişsin. Vallahi sorma ya. Rüzgar Hanım'ı görür görmez. Seni yeniden görmek çok çok güzel. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim. Senin de güzel yaptığın bir şeyler var galiba. Bu internetle ilgili bir şeyler yapıyorsun. Şimdi biz de Gökçe ablamla mutfakta birkaç video çekiyoruz. Bir internet sitesi açtım ben. Yemekle ilgili. Tabii. Harika. Yemekler var, tatlılar var, içecekler var. Var, var, var. Bitmiyor yani. Metehan Bey de gıda sektöründe. Harika. Ben de şey var. Evet. Influencer oluyorsun yani artık. Etkileyici. Ben daha çok yönetmenlik kısmındayım. Öyle mi? Evet. Peki. Ben çekimler falan yapıyorum. Harika. Ama bizim şimdi bir kitlemiz oluşmaya başladı ve ciddi bir kitlemiz yani şimdi kitle. Güzel bir kitlemiz olmaya başladı. Evet. Ama onlara nasıl hitap edebiliriz, onları nasıl yönlendirebiliriz ya da ne istiyorlar, bunları nasıl öğreneceğiz? Hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Evet. Bunları duymuşken geleyim size sorayım, ne yapabiliriz? Harika. Harika. Biz de tam o konuyu konuşuyorduk. Diyorduk ki aslında hepimizin bir imajı var. Senin de mesela kitlende bir imajın var. İki imajınız var. Ama ilk önce o imajı doğru yönetmek gerekiyor. Ama imaj dediğimiz de sadece bu arada kılık kıyafetimiz, görüntümüz asla değil, asla değil. Nasıl konuştuğumuz, nasıl davrandığımız, hatta mesela nasıl tabağın sunumunu hazırladığım bile senin imajının bir parçası. Görsellik gibi. Sadece görsellik değil aslında. Oturma tarzımız, o takıyı nasıl taşıdığını bile etkiliyor. Senin de onu sunum tarzın senin imzanı oluşturuyor. Aslında sen orada bir şekilde kendi kişisel markanı ortaya koyuyorsun.
kişisel markalarımızı da ortaya koyarken bunu hem imajımızla hem insanlarla olan o network ve ilişki yönetimimizle hem de gusto'muzla yapıyoruz aslında. Aslında bu üçüyle birlikte biz gusto sadece yemekteki gusto değil ama aynı zamanda mesela İdil'in de bir gustosu var. O kıyafetlere yansıyor. Rabia'nın da bir gustosu var. O duruşuyla birlikte takılarına yansıyor. Anacığım. O yüzden evet o yüzden hepsi bir bütün. Gusto dediğimiz de bir kültür, bir zevk, zevkin yansıması aslına bakarsanız. Bu yüzden de hem görüntün çok önemli, hem iletişim tarzın çok çok önemli, hitap ettiğin kitleye nasıl ulaşıyorsun o çok önemli. Sosyal medya üzerinden de aslında ulaşıyoruz. Tabii. Ve buradaki dilin de senin kimliğini oluşturuyor. Ama orada giydiklerimizle, söylediklerimizle, hatta diksiyonumuzla, artikülasyonumuzla, hatta üslubumuzla bile bir aslında kimlik oluşturuyoruz. Sevgili Rüzgar, seni böyle dinlerken aslında senin ne demek istediğini aynı zamanda da anlamış oluyorum. Çünkü hayran bırakıyorsun kendine konuşma, hitap şeklinle ve anlatımınla. Çok İşte bunu demek istiyorsun aslında. Evet. Ve o yakınlığın da, mesela o yakınlık sizden bana nasıl geçiyorsa, benden de size geçiyorsa ne mutlu. Ama o yakınlığı da işte hedef kitlemize ulaştırabiliyor muyuz? En önemlisi o. Ama olmadığımız birisi gibi gözükmek değil. Heh. Çünkü eğer öyle olursa şimdi ne oluyor? Bunu bir makas gibi düşünün. O zaman selfie'ler oluyor. Bravo. Ya da burada böyle pataküte pataküte kavga ediyoruz. Sonra diyoruz ki hadi gel bir fotoğraf paylaşalım diyoruz ama aslında o bir yalan, o bir kurgu. Çok eğleniyormuş gibi gösterip aslında hiç evlenmeyen gruplar, işte çok başarılıymış gibi gözüküp aslında çok başarısız kurumlar. Çok zayıf görünüp aslında çok kilolu olanlar. Evet ama bu da işte o çok ciddi bir sorun. Filtre programlarından kaynaklanıyor. Bu sefer de ne oluyor aslında? O mükemmellik algısı içerisinde kendimizi derbeder ediyoruz ve olmadığımız birisine doğru gitmeye başlıyoruz. O yüzden ne imaj ne kişisel marka, zaten kişisel markanın içinde bir şey imaj ama bunların hiçbirisi sahte olmak ya da olmadığım birisi olmak demek değil. Tam tersi, sürdürülebilir ve sürekli o programın devam etmesini istiyorsan, Paris moda haftalarının çoğalmasını istiyorsak ya da işte takılarının istediğin o kişilerde olmasını istiyorsak o zaman bizim kendimizi oraya yansıtmamız gerekiyor ki sürdürülebilir olsun. Evet. Aksi takdirde olmadığımız bir kişiyle bir yere kadar gidebiliriz, bir yerde patlar. O yüzden ben bunu hep makas gibi görüyorum. Yani makasın bir ayağı, bir tarafı sizin kendi imajınız, gerçek imajınız, bir de gösterdiğiniz imajınız var. Ne kadar bu ikisi açılırsa o kadar artık kağıdı kesemeyiz. Yani amacımıza ulaşamayız. Birbirinden apayrı iki dünya olamaz yani. Bravo. Ne kadar birbirine yakınsa, çok yakınsa da mesela ayağımı altıma alıp da oturuyorsam, işte çok rahat konuşuyorsam, yani oradaki özeni kaybettiysem hedef kitleme, oradaki paylaşımlarımda özen yoksa bu sefer yine kağıdı kesemem. Bu sefer de çünkü sıradanlaşıyor. Çok özensiz ve sıradan olur. Ama öyle bir oran var ki hem özenli hem kendimizi yansıttığımız işte o noktada siz kağıdınızı keser, ondan çok güzel şeyler yapar ve istediğiniz yani her şeyde her olduğu gibi bunda da dengeyi kurmak çok önemli. Denge. İşte o dengeyi kuramıyoruz. Şimdi biz yemek yapmaya başladık. Tatlı falan da yapıyoruz. Yorumları okuyoruz. Evet çok doğal, çok doğalsınız işte tam bizden birisiniz gibi yorumlar geliyor. Kötü yorumlar da geliyor. Ya, şimdi bazıları şu yemeği yap, bazıları şunları yap diyor. Biz aralarından birini seçtiğimiz zaman diğeri şey yapıyor. Hani niye bunu yapmadın, niye şöyle olmadı? Çok güzel. O dengeyi kuramadık aslında. Çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir söz vardır. Ben o sözü çok seviyorum. Kendim için de söylüyorum ama bence sen de o kötü yorumlar geldiğinde hemen onu düşün. Şöyle söz, şöyledir söz. Bir şef üzerinden vereceğim ama bu şef müzik şefi. Orkestranı yönetmek istiyorsan kalabalığa belli bir süre sırtını döneceksin. Ay ne kadar doğru. Aynısı bir tasarımcı için de geçerli. Siz de bir koleksiyon hazırlıyorsunuz ve herkes size belki şurasını şöyle yap, aman burasında da bunu koysana, işte bence inci koyma onun yerine amatist koy bile diyebilir ama bu sizsiniz. Dolayısıyla siz kendi orkestranızı, kendi markanızı kendiniz yönetmek istiyorsanız o zaman bir süreliğine
sırtınızı seyirciye döneceksiniz. Ama hiçbirimiz de mükemmel değiliz bu arada. Vaadimiz de mükemmellik değil. Yani siz sayfadan şey mi vaat ediyorsunuz? Mükemmel, herkesin istediği yemekleri yapmak falan, böyle bir şey yok. Eğlence amaçlıydı. Evet. Biz bayağı işleri büyüttük. Tabii ben daha çok kamera arkasında olduğum için benim sesimi duyuyorlar. Şu an daha çok benim sesimi merak ediyorlar. Kim bu, kim çekiyor falan. Hmm. İnşallah bir gün önüne de geçeceğim. Oo, yani kendiliğinden aslında bir merak da uyandırdı. Tabii. Yönetmenim. Güzel. İnsanlar ses, merak etmeye başladı. Bu arada sesle de imajımızı oluşturuyoruz. Olay sadece görüntü değil. Mesela görünmediğimiz zaman sesin de bir imajı var. Orada sesimizi nasıl kullandığımız, ben izli, sesimi pisli. Daha çok biraz daha tok kullanıyorum. Güzel. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sesimizi ne kadar tok kullanırsak o kadar daha çok güven inşa ediyoruz insanlarda. Evet. Az önce İdil'in söylediği aslında etkilemek için insanları ne yapmak gerekiyor demiştik ya. Sadece o kullandığın renklerle, gözlerinin ışıltısıyla değil. Bir de o sesimizi işte nasıl kullandığımızla da bunu yapıyoruz. Kadar doğru kullandığımızla alakalı değil mi? Evet. Anneciğim ben izninizi isteyeyim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Tanışma çok memnun oldum. Ben de öyle. Renk kattın. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir şey merak ediyorum bir de. İş görüşmesine gidiyoruz mesela. Ya da gidiyorlar. Yani çok heyecanlı olunca istediğimiz gibi giyinsek bile mutlaka bir şeylerimiz eksik oluyor. Ya da biz gibi olmuyoruz ya. Kıyafette mi? Tabii yani kıyafet olsun, evet, duruşumuz olsun. Evet, olduğun gibi normal halinle değil de bir özenli giyiniyorsun. Bu sefer de pek eğreti duruyorsun. Yani böyle. İçinde rahat hissetmiyorsun. Bu sefer bu konuşmana yansıyor. Beden diline yansıyor. Evet. Beden dili işte zaten problem. Yani ne yapacağımız, elimizi kolumuzu nereye koyalım? Ne yapmak lazım ki yani? Birincisi önce kıyafetleri önceden hazırlamak ve prova etmek gerekiyor. Yani yeni aldığımız bazen şöyle de yapabiliyoruz. Aman bunu alayım, ilk görüşmeye giderken onu giyeyim. O gömleği giyeyim, o ayakkabı. Evet evet, bu hep var. Bir kere ayakkabıyı zaten bildiğiniz, deneyimlediğiniz, hatta giydiğiniz bir ayakkabıyı seçmek gerekiyor. Çünkü rahat da olmalı. Ayağımızı vurunca o yüzümüze yansıyacak ve hiç kimsenin yüzünün şöyle olmasını istemeyiz. Bu birincisi. İkincisi, içinde rahat ettiğimiz kıyafetlerle evet daha kendimizi rahat hissediyoruz. Ama önceden denemek de bunu bize aslında bir kalibrasyonu olabiliyor. Yani bir gece öncesinden giy ve ayna karşısında bak. Ve ikincisi de şu soruyu da sormak gerekiyor. Acaba kıyafetler gittiğim şirkete, görüşmeye gittiğim şirketin yapısına uygun mu? Ha, bir de tabii öyle bir şey var yani. Tabii. Buraya kadar yırtmaçla gidilmez iş görüşmesine mi? Evet, yani hem kendimi ifade edeceğim, hem kendimi tamam göstereceğim ama diğer taraftan da gittiğim yere dikkat edeceğim. Ay, benim bir arkadaşım var, aynaya bakarak konuşuyor. Öyle. Yani çalışırken öyle ayna yaparız. Yakınlar, yani mutlaka yakınlarda ya da bir kuaförde karşılaşmış mesela. Yanında oturuyor, aynaya bakarak konuşuyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim. Gerçekten iyi misin? O da. Ya bu neden böyle insanları anlamış değilim yani. Kötü bir şey. Bu da çok alışmış herhalde ki farkında değil yani. Hani bin senedir görüşmediği arkadaşı yanında. Yani ben önceki iyiyim ya. Sen? O galiba bir obsesyona dönüşüyor artık. Evet, o iyi bir süre şey sonra. Peki düşünsene. Gardıropla ilgili pardon bir şey soracağım. Rica ederim. Sizinle sohbet çok güzel. Sizle güzel. 5 saat otururuz böyle. Eksik olmayın. Şimdi herhalde birçok kadının ortak sorunu hani böyle dolaplar, kıyafet dolapları doludur ama bir tane giyecek bir şey bulamayız. Böyle saatler geçer o dolabın önünde. Bunun sebebi nedir? Yani biz parçaları alırken kıyafetlerimizle ilgili kombin yapılamayacak parçalar mı alıyoruz? Yani burada nasıl bir sorun var? Ne var biliyor musun? Olmadığımız hayatları satın alıyoruz. Eğer gardıroba çok parça alıyorsan ve hiçbirisi birbiriyle kombinlenemiyorsan çok aslında kendinden uzaklaşmışsın demektir. Çünkü aslında kendinle ilgili bir şey yapmak istiyorsun ama bütünleştiremiyorsun. O yüzden de genellikle bir sorunumuz olduğunda saçımızla, kaşımızla, gözümüzle ya da kıyafetlerle ilgili alışverişe çıkıyorsak yanlış bir yerden başlıyoruz. O çıktığımız alışverişlerde de hep yanlış parçalar alırız. Dikkat edin, moralimiz bozuk olduğunda tabii. Ya da hayatımızda o dönemde istediğimiz şeyleri yapamadığımızda, kendimizi ortaya koyamadığımızda aldığımız parçalar hep başka hayatların parçalarıdır. Öyle olmak istiyoruzdur ama
değilizdir ve gelirsin birleştiremezsin, giyemezsin, saçma sapan bir şey olur. Bir danışanıma gitmiştim, hiç unutmuyorum, yıllar öncesinde. Aslında iş dünyasında beyaz yaka ve ağırlıklı gardırobu siyah, beyaz, griydi. Sonrasında gardırobu bir açtı, bu tarafta diğer taraf dedi. Hepsinin üstünde etiketler duruyordu. Ayakkabılarının altında etiketler, üstünde etiketler, her yerde. Ama renkli bir gardırop, pullar, payetler, her yerden buradan fiyonklar çıkıyor, oradan bir şeyler çıkıyor. Erkek miydi danışan? Hanım, bir kadın. Bir kadın. Ve şöyle demişti. Şöyle yok, burada siyah, gri, beyaz değil. Pullu, payetli ve fiyonklu. Sen orada gömlek, kravat değil mi düşündün? Siyah, evet, beyaz, gri, evet, deyince. Ve şöyle dedim. Peki neden bunları giymiyorsunuz? Yazık değil mi? Burada muazzam bir yatırım var dedim. Kendisi de bir finansçı olduğu için aslında onu söyledim. Dedim ki muazzam, kullanılmayan, atıl durumda bir yatırım var. O da bana şöyle söylemişti. Giyecek yerim yok ki. O yüzden o anda bunu fark etmiştim. Aslında yaşamadığımız hayatları ama özendiğimiz hayatları satın alıp gardıroba da koyuyor olabiliriz. Benim buradaki en büyük tavsiyem aslında şu oluyor. Bir, önce kendini tanı. Ey insan, kendini tanı. Sonra bir gardırop detoksu yap. Giymediğin, kullanmadığın kıyafet senin değildir. O zaman elindir, o zaman gönder. Çok seviyoruz mesela. Ay bir mesela çok güzel böyle bir... Ah, ya kullanırsam. Evet, ya kullanırsam. Dediklerimizi ya kilo verirsem, onun içine girecek o ölçülere dönersem. Ki, verdiğinde söz gidip bir daha alacağız ya da çıkartacağız onu diğer taraftan. Ama atmak istemiyorsanız, vermek istemiyorsanız, veremiyorsanız, verilemeyecek. Dönüştürebiliriz. Dönüştürebiliriz ama diğer taraftan dekante edebiliriz. Yani ilk önce gözden ırak, gönülden de ırak diyoruz ya. Bir bak bakalım. Gardıroptan çıktığında da hala kullanmıyorsan, 2 yıl hiç kullanmadıysan artık gitmesi gerekiyor. Giyilmemiş her kıyafet yaşanmamış hayat demektir. Ay ne kadar güzel bir cümle. O yüzden hayatı yaşamak istiyorsanız giyeceğiniz kıyafetleri alın. Ve evet, eğer bir askı bel verdiyse, yani pantolonları böyle üst üste astıysan ve alttakine sıra dahi gelmiyorsa... Bir gardırop detoksu yapma zamanı gelmiş. Kesin demek. Kesin. Bir de tabii mağazaların ambiyansı var bizi çok ciddi etkileyen. Mesela oradaki o müzik, o kıyafetlerin ayrık ayrık oluşu. Mesela düzgün bir şekilde ayrı ayrı duruyor mesela her birisinin arasında. Kendi gardırobunuz da inanın öyle olsa her gün mağazadan giyiniyormuş gibi hissedersiniz. Ama biz kendi gardıroplarımız işte tıkış tepiş olduğu için bu sefer ne yapıyoruz? O gittiğimizde kendimizi bir mutlu hissediyoruz, müzik var. Ve sanki ona ihtiyacımız varmış gibi hissediyoruz. Hissettiriliyoruz. Evet, onu almaya. Biz bunu işte algı yönetimi diyoruz. Evet. Ve algı yönetimi aynı zamanda tüketim tarafında da yapılıyor. Ve bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki aa çok güzelmiş, gideyim bir deneyeyim diyorsunuz. Ayna zaten, aynada bir bakıyorsunuz. Aa, bizim o aynalarda bir şey var ya. Var var. Vallahi ışık, var bence. Işık, ayna. Tabii ki aynalarda yani var. Yani güzel görüyorsun kendini. Çok. Yani bu muhteşem bir doğal satış. Doğal fitreli değil mi? Evet. Bu sefer ne oluyor? Hele ki yan kabininizde de birisi varsa ve bir de size şöyle dediyse... Muhteşem oldu bu size. Belki şüpheniz o olsa çalışan bile. Biridir. Bravo ve bu arada mağaza çalışanı da olabiliyor. Genelde şunu diyorlar, ben de aldım çok keyifle kullanıyorum. Tabii de. Ama hayatlar aynı değil. Hayatlar aynı değil. Belki işte sizin hayatınızda çok konforlu olan bir şey bende olmayacak. Ya da sizin ayağınızda çok güzel olan bir şey benim ayağımda öyle durmayacak. Evet. Ya da bazen biz kadınlar bazen şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Yandan şeye bakıyoruz, aynaya bakıyoruz. Kendi üstüme bakmak yerine yandaki aynadan kadına bakıyorum. Ve diyorum ki çok güzelmiş, hangi reyondan aldı acaba deyip. Tabii. Bu sefer gidiyorum denemeden üstüme alıyorum. Çünkü onu da gördüm ya, bende de öyle duracak zannediyorum. Nasıl olur diyor. Ama öyle durmuyor yani. O yüzden herkes bot giyebilir değil. Herkes çizme giyebilir değil. Kimimiz o çizmeleri giyince çizmelik hediye dönüyoruz gerçekten. Olmuyor. Olmuyor ama. Ya ben öyle öyle ala ala. Şimdi gardıropta çoğu kez böyle balıklama atlıyorum. Ayaklarımı çırparak ilerliyorum içinde. Gardırobumun işte, içinde. Değil mi? Ama o zaman işte keyifle olmuyor bu iş. Bu sefer bir savaş gibi oluyor ve yoruluyoruz. Ne gerek var? Evet. Hem çok az kıyafet olduğunda bir konforlu tarafı daha var.
daha az düşünüyorsunuz, daha az yoruluyorsunuz. Ve belki aslında takılarla belki onları renklendirerek farklılaştırabiliyoruz. Fularla, makyajla, rujun rengiyle. Daha yaratıcı oluyoruz hatta. Daha yaratıcı oluyoruz. Bu şey gibi aslında ya. Bak çok güzel bir şey söyledin Dil. Aşure gibi aslında. Aşure nasıl böyle yokların bir araya gelmesi ve muhteşem bir lezzet. Yoksa fasulye ile nasıl tarçını, nasıl üzümü birlikte düşünebiliriz? Hakikaten düşünemiyorum. Aslında, aslında o yokluk işte mesela o bir araya getiriyor onu ve muazzam bir tatlı oluyor. Gardıropta da ne kadar az parça varsa o kadar daha çok kreatif oluyoruz. Rafınız az, askınız bol olsun. Rafınız az, askınız bol olsun. Neden? Çünkü raf bol olunca istiflemeye gidiyoruz. Bu sefer arka tarafa da atıyoruz. Arkada gözden ırak, gönülden de ırak oluyor. Hiç giymeden sezon kapatan kazaklar var. Hiç kullanılmayan çantalar var. Hiç yokmuş gibi aynı çantayla gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Halbuki orada diğer çantalar da var. Üşeniyoruz mesela. Üşeniyoruz. Evet, çanta değiştirmek de çok sıkıcı ya. Benim tavsiyem askıya çevirin her şeyi. Tişörtünüzü bile asın. İki, asla beyazları bir yerde, siyahları bir yerde ya da saks mavisini bir yerde tutmayın. Hepsinin arasına başka şey koyun. Çünkü gözün görebilmesi için aynaların bir arada değil, ayrıların bir arada durması gerekiyor. Yani pembe kıyafetim, yeşil kıyafetim, mavi kıyafetim birlikte durabilir. Aralara da beyaz, beyaz, beyaz atarsın. Böylelikle beyazları da seçebilirsin. Ama diğer türlü olduğunda bu sefer burada bir beyazlar yığını var, oradan bir şey çekiyorsun. Ama diğer beyazlar öylece duruyor. Ayrıştırmak gerekiyor. Ben var olanı kullanmak taraftarıyım. Eğer elinizde varsa yüze ineceğim diye kendimizi zorlamayalım. Kullan. Yaşamanız da ona uygun olmayabilir. Ama sosyal bilinçle de örnek veriyorum. Her bir tükettiğimiz biliyor musunuz elbise için 7 ton su harcanıyor. Yani aldığımız kıyafetleri de bu bilinçle satın alırsak aslında o zaman dünyanın suyunu harcıyoruz. Dünyanın elektriğini harcıyoruz. Bu bilinçle yaklaşırsak alıp atmayız kıyafetleri, dönüştürmeye çalışırız. Tıpkı çocukluğumuzda annelerimizin yaptığı gibi. Ben hatırlıyorum, annem delinen mesela şeyden, çoraptan çok sevdiğimiz için, renkli olduğu için şey yapar, tırtıl yapardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum tabii, onları. Tabii. Ya da işte oyuncak yapardı, ayıcık yapardı. Ama bir şekilde o dönüşür de evde. Şu anda biz alıyoruz, sevmiyoruz ve atıyoruz. Ya da dünyaca ünlü büyük zincirler artık Türkiye'de de ve diyoruz ki çok ucuzmuş. 19.95 aman alıver sonra atarsın diyoruz. Şimdi bu mantıkla da baktığımızda hem çok tüketiyoruz hem onlar kombinlenemez oluyor bir süre sonra gardıropta. Hem de attığımız her şey doğaya da zarar vermiş oluyor. Evet. O yüzden illa yüze ineceğim diye bir şey yok. Hı-hı. Ama benim hayatım neye izin veriyor ve ben kendime bir hedef koyabilirim. Mesela diyebilirim ki bu yıl kendime maksimum 3 parça alacağım. Bu kış kendime maksimum 3 parça alacağım diyebiliriz. Kendimize öyle bir sınırlandırma koyabiliriz. Çünkü bu kredi kartlarıyla da birlikte eskiden cebimizde para vardı. Paraya bakıyorduk, aa param yok o zaman almayayım diyorduk. Şimdi o kredi kartlarıyla birlikte sonsuz bir şeyden harcıyormuş gibi oluyoruz. Sonra da tabii ki onlar bize katlanarak geri dönüyor ekstreler geldiğinde. Ama bir de bu bilinçle de yaklaşırsak o zaman daha bütünsel bir bakış açısı oluyor. Olay sadece yani iyi giyinmek, giyip giyip çıkartmak değil. Hem kendimizi etkili ifade edeceğiz doğru. Ama o etkili ifade etmede de ne kadar çok yayılırsa o kadar etkimiz de azalacak. Hem katlama da çok önemli. İşte o yüzden ben asın diyorum mesela. Çünkü katladığımızda gözükmüyor. Hem de hissiyatın da ötesinde sormam gereken sorular. Gittiğim yere uygun kıyafetlerim var mı? Yoksa düşsel kıyafetler içerisinde miyim? Yani aslında bir şirkette çalışıyorum ve belki kasiyerim. Ama ya da sekreterim, asistanım, mühendisim ama kıyafetlerim sahne kıyafeti gibi örnek veriyorum. Belki o benim özlem duyduğum kıyafetler ama bir de gerçeğim var. Bir ona bakmak lazım. İkincisi vücut şeklime uygun mu? Rabia'da muhteşem duran o kemer bende öyle durmayabilir. Sende harika duran bu renkler bana yakışmayabilir. O yüzden de renkleri bana uygun mu diye bakmam gerekiyor. Kesimi bana uygun mu diye bakmam gerekiyor.
Ve saks mavisi sana çok yakışırken bana yakışmayabilir. Kiremit sana çok yakışırken bana hiç yakışmayabilir. Bu yüzden renklere göre de bir ayırmam gerekiyor. Bir de zamana uygun mu? Zamansız seçersem böylelikle her zaman kullanabileceğim parçalarım olur. Ama kalkık kalkık sadece bu döneme ait vatkalar tercih edersem, bu sene de mesela şey var ya, yine 80'lere geri döndük. Evet. 80'ler ceketleri evet, tekrardan evet, geri döndü ama o bir dönem, seneye onlar kalmayacak, haberiniz olsun. Kalmayacak. O yüzden yani bir tane olabilir ama bir 10 tane olursa tane sıkıntı. Alma. Bravo. Tamamıyla böyle. Peki politikada da durum böyle mi? Yani orada tabii ki kıyafetler biraz daha business, biraz daha daha şekilli, daha belli renkler kullanılıyor. Ama konuşma, hitap. Mesela bir insanın onu dinlemesini sağlaması için ne yapması lazım? Bir, öncelikle bedeninin o kişide olması lazım. Yani biz nasıl şu anda birbirimize dönüyoruz? Gözlerimizle de bedenimizle de aslında o kişide olmam gerekiyor. İki, sesimi doğru bir şekilde kullanabiliyor olmam gerekiyor. Tizliğini, pesliğini ayarlayabiliyor olmam gerekiyor. Diksiyonumun, artikülasyonumun karşı tarafa gerçekten anlaşılır bir şekilde kelimelerimin geçtiğinden emin olmam gerekiyor. Ağzımı açmadan konuşuyorsam, istediğim kadar güzel olayım, ağzımı açmadan konuşuyorsam olabilmesi imkansız, mümkün değil. İkincisi, samimiyet dediğimiz bir şey var. Onun karşı tarafa geçmesi gerekiyor. Ama samimiyetle laubalilik çok ince bir çizgi. Çok rahat bu tarafa da düşebiliriz, bu tarafa da düşebiliriz. Geçebiliriz aslında. O yüzden de karşı tarafı çok iyi beden dilinden mesela aslında onu anlayabiliyoruz. Ama biz hala devam edebiliyoruz. Karşı tarafın beden dilini okuyabilmek de bu yüzden çok çok evet, önemli. Acaba ilgililer mi yoksa bu konu onları sıktı mı? Mesela bunu da çok kalibre etmek gerekiyor. Eğer ilgiliyse kişi devam edebilirim. Değilse anlatma şeklimi değiştirebilirim ya da nasıl konuyu değiştirebilirim. Nasıl anlarız ilgili olmadığını? Beden dili her şeyi söylüyor. İlgiliymiş gibi davranırsa sorun. Aa, ilgiliymiş gibi. İlgilenmeyip de evet, öyle gibi davranırsa. Şimdi ilgili olup olmadığımızda sahte olan bir şey karşıya eninde sonunda geçiyor. Bunu hepimiz görmüyor muyuz değil mi? Canım, ay ne kadar iyi ettin de geldin canım dediğinde onun gerçekten canım mı dediğini yoksa canın mı çıksın dediğini de anlayabiliyoruz. O yüzden de gülüşün bile, gülüş aslında nereden geliyor? Gözlerden. Dolayısıyla o gülüşün gerçek mi, sahte mi olup olmadığını bile aslında anlayabiliyoruz. Yeter ki o gözle bakalım. İster politika olsun, ister iş dünyası olsun, ister sosyal hayatımız olsun, ister öğrenci olalım, ister ev hanımı olalım, ister tasarımcı olalım, ister öğretmen olalım, eğitimci olalım, hiç fark etmiyor aslında. Kurduğumuz ilişki insandan insana. Bir şekilde ve samimiyet barındırmalı ve kalite, yani sade ve doğru bir iletişim barındırmalı. Evet. Ve onunla beraber gerisi zaten mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde gelir. Kesinlikle. Özgüven de çok önemli. Onu da hiç unutmamak gerekiyor. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani burada aldıklarımı inan bana çok çok kendimde bir sürü şeyi tekrar gözden geçirmeme sebep olacak senden aldıklarım. Ben koşarak dolabımı indirmek istiyorum şimdi. Evet, kesinlikle öyle ya. Gerçekten. Hani yazmadan evet, çizmeden yani böyle evet, hepsini ortaya indirmek istiyorum. İsterseniz böl parçala yönet yapın. Yani hepsini birden indirmek eğer altında kapı kalacaksa kapı kapı. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Ben, İyi ki geldiniz. Bunu anlattığımız bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Onu bir sorayım son olarak. Bunu anlattığım bir kitabım var. Var. Ay, alalım onu. Hemen alalım. Kendi stilini yarat. Birazcık evet, da aslında yıl olarak 2012-2013'te yazdığım bir kitaptı. Bayağı da zaman geçmiş. Olsun biz niye buluruz? Belki yeniden güncellemek Rüzgar, de gerekebilir. Rüzgar Mira Okan diye hop diye çok buluruz. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Yeni baskıları gelsin o zaman. İnşallah. Yenileri gelir umarım. Evet. İnşallah. Ben de siz nasıl gardıroplara gidiyorsanız ben de o zaman kitap yazmaya gideyim. Harika. Tamam. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Davet biz teşekkür ederiz. Için.
Ne yaptın kayınço? Arkanda biri mi var abi? Biri mi var? Ben de onu diyorum, biri mi var? Ya yok oğlum, kim olacak arkamda ya? Madem biri yok, niye bana sabahtan beri etraf temizlettiriyorsun korkudan? Ya kayınço, biz yukarıda ne konuştuk? Öylesine denk gelmişiz gibi yapacağız demedik mi? Onun için. Böyle denk gelmem var abi, üstüm başım parçalayacağım şimdi ya. Sabahtan beri arıyorum, yok Malatya'dan gelen ne male yok. Bak eğer Hakan'ı vurmak istiyorsak kayısı dönerini ya da dut pestini bulmamız lazım. En büyük silahımız bu. Ya o Malatya'dan gelen şeyleri bence çok da şey yapmayalım ya. Boş ver yani. Neden abi? Kalmamıştır belki. Abi nasıl kalmaz ya? Malatya'dan bir ton nevale geldi buraya. Yoksa siz? Biz derken? Ya ne bileyim kayınço, geldik gittik yedik işte, ne var bunda ya? Abi geldik gittik yediğim var, bitmiş, yok yok, hiçbir şey yok. Ya o kadar tazesini güzelini bulunca biz de dayanamayıp yedik. Ya ne var oğlum bunda? Allah Allah. Abi sen Amasyalı değil misin? Ya Mete, Amasyalılar Malatyalılara küs mü kardeşim? Bunun kütükle ne alakası var oğlum ya? İyice sapıttın ha, bir dur. Doğru söylüyorsun, ne alakası yok. Abi topla topla, ne varsa topla. Topla topla topla. Abi poşeti bırak, koş gözünü seveyim. Koş koş koş. Koş abi koş. Ders buradan buradan. Ay eyvah eyvah ya. Ay mutfağa kedi mi girdi? Ah 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 ah. Ay hale bak ya. Of ya. Köpük arttırıcı olarak kullanılır. Denizler, okyanuslar. Nasıl gidiyor Uzay Böcü? Dersleri takip ediyorum abi. Aferin aferin. Allah zihin açıklığı versin, aslan parçası. Ya hep böyle ders mi var ya? Teneffüs falan yok mu? Tabii tabii, teneffüssüz olmaz. Yoksa kafayı toparlayamazsınız ona göre. Sizin Batuhan'la bir işiniz mi var? Yo babaanneciğim, ne işimiz olacak? Türkan anne. Hayırdır kızım, ne oldu? Mutfağa kedi girmiş, her yer her yerde. Aa, aa. Ay nereden kedi girecek kızım? Hadi diyelim ki girdi. Ha, nasıl çıkacak? Kedidir kedi. Kedi. Çalış. Kolay gelsin. Bunlar ne abi? Abi senin için tayin. Hazırlık yaptık. Öyle sen de erken gelince. Batuhan'ın dersi falan bitsin, biz onu salarız mutfağa. Sen hiç merak etme. Ya bir tane Hakan'ımız var. Biz bakmaz mıyız ona? Uykuluk işi ne oldu? Uykuluk işi bende. Sen rahat ol abi ya. Söz verdik bir kere. Öyle bir uykuluk partisi yapacağız ki doyana kadar yiyeceğiz. Doyana kadar. Ben kefilim Hakan'cığım. Senin uykulukla alakalı kafana en ufak bir soru işareti takılmasın. Tamam. İyi tamam da. Yani böyle ne bileyim hazırlıklar, yemekler falan. Sizin başınız mı dertte? Tahmin ettim. Tahmin ettim ben. Benden ne istiyorsunuz? Sigortasal bir işlem. He, sigortadan para falan mı? Yani para meselesi değil de vurup kaçmışlar. Hadi be. Üstünüze mi yıkmaya çalışıyorlar yoksa? Polise gidelim. Polis olmaz. Biz zaten kaçmaya çalışıyoruz. Ya ne yapıyorsun Hakan? Şş, otur ya. Lütfen. Rica abi. Ediyorum. Ya, bu işte şakaya gelir yanı yok. Abi, hani Hakan çözerdi? Ya ne bileyim abicim, çözer gibime geldi işte ya. Ya abicim neyi çözüyorum ben ya? Ne çözüyorum? Benle ne alakası var olayım? Ben sigortacıyım ya. Nerede şimdi? Garajda. Ne oğlum? Bir de ben önünden mi geçtim kurbanın? Ya deli mi oldun Hakan? Asıl kurban benim, vurup kaçmışlar diyorum sana. Abi yok yok abi yok. Bu işi çözse çözse polis çözer. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Böyle tahinle mahinle onunla bununla cinayet mi örtbas edilir? Cinayet mi? Hı? Ya cinayet nereden çıktı Hakan?
Arabayı sürtmüşler, arabayı, arabayı. Biz de diyoruz ki Ömer babanın haberi olmadan kaskodan gizlice halledelim. Yani biliyorsun işte mevzu para da değil, güven meselesi. Ya Allah yani ne diyeyim, iyiliğinizi versin ya. Bunun için mi böyle beni çağırdınız buraya kadar? Tamam yarın arabayı getirin benim sigortanın önüne. 5 dakikalık işi var ya, 5 dakika ya. Hakan, hayırdır? Ne arıyorsun acaba? İçim kıyıldı benim ya. Abi biz senin içinin kıyıntısını alacağız. 5 dakikada, 5 dakikada değil mi abi? Hadi abi. Aynen. 5 dakika, 5 dakika. Ayran, ayran. Ayran getirin varsa. Ayran. Ayran candır, süper olur.